Başka türlü bir adamdı Fahrettin Bey. Beni o büyüttü. Baban yok mu senin? Yok. Uzun hikaye çeviri. Dedemin elinde büyüdüm ben. Bugünkü mevkiye gelmişsem onun sayesinde dedim. Hangi mevki abi? Hiçbir mevki. Bu hoş dediler. Komutanın forması da çok yaraşıyor sana. Sağ ol çeviri. Aslında elimdeki bilet birinci mevki. Yani doğarken öyle kestiler biletimi. Ama nedense sürekli müşkül mevkide kalıyorum. Kondüktöre bildirsene durumunu. Kondüktör de benim gibi. Birinci mevki biletle müşkül mevkide çalışıyor. Yolculuk iyi bir şey değil Uğur abi. Nedenmiş? Ne bileyim. İnsanın öyle yerinde yurdundan olması iyi bir şey. Öyle iyi bir şey değil. Ama insanın yeri yurdu yoksa ne yapacak? Yersiz yurtsuz insan olur mu hiç? Olmaz. Tabii. Olmamalı haklısın. Olmaz olur mu be? Yersiz yurtsuz insan olmaz olur mu? Ben neyim? Zapata üstten Meksikalı mıydı? Lisede uyuyorsun zannediyordum. Herkes öyle sanıyor yıllardır. Sen de katıl Suriye'ye. Uğur abiye de mi kızgınsın Fahrettin amca? Yok. Ben artık hiçbir şeye kızgın değilim. Bir şey kızdıramıyor beni. Postacıya mı kızacağım? Gide. Dede, gidelim mi artık? Çay geliyordum. Nereye? Yürürüz biraz. Hava çok güzel. Tam senin istediğin gibi. Nasıl? Canlık yaprak kokulu, kokulu. Serin bir güz akşamı başlıyor. Palta suların havası versin ya sen. İyi gidelim öyleyse. Çay demini neredeyse almıştır. Kızım. O acayip insanlar neredeler? Piskata çıktılar. Terfi mi ettiler yani? Üçün birine mi tekabül ediyorlar? Çok memnun oldum. Hamiyet Hanım'ın ödü koptu sizde. Yok. Artık ne o ne başkaları. Benden kimsenin ödü kopmuyor. Herkes her şeyi biliyor. İnci Hanım neyi biliyor sence? Herkes her şeyi biliyor. Kendi yarattıkları ve hayatının temelini teşkil eden korkuları da biliyorlar. Bizim ve bizim gibi insanların onlara hiç zarar veremeyeceğini, bizi nasıl ulufak edeceklerini bütün yol, yordam ve yöntemiyle biliyor. Kendilerinin ne kadar sığ, ne kadar boktan, ne kadar işe yaramaz olduğunu da farkındalar. Bal gibi biliyorlar bunu. Ama bizden daha akıllı, daha pratik insanlar. Meseleyi mesele olmaktan falan çıkarıyorlar. Sen böyle oturmuş bir hayat kültüründen söz ederken ve sesini yükseltirken biri kalkıyor, bir düklü de bir kıymalı mam yapıştırıyor. Bitti, hapı yutuyorsun ondan sonra. Yerlere yapışıyorsun evladım. Ondan sonra istediğin kadar kalayla köy birisi gibi bir şey olduğunu da kalıyor. Ya, sakallı insanları sever misin sen? Bilmem, hiç aklıma gelmedi. Bizim mahallede tek sakallı caminli mamudur. Mahmut, iki günde bir tıraş olur. Güzel olur, pek güzel kokar. Ya bunu demiyorum. Keçi sakallı bir adam görmedin mi? Gördüm canım. Görmez olur muyum televizyonda? Bunu demiyorum. Senin mahallende, sokakta falan diyorum ya. Bizde öyle acayip şeyler olmaz. Hiç mi görmedin keçi sakallı bir adam? Gördüm, gördüm bir kere. Nerede gördün? Luna Park'ta. Sihirbaz, Habubi, Simba, İmbu, Konga. Bahar geldi mi? Mahmut'um beni Luna Park'a götürür. Dondurma yeriz, dönme dolaba bineriz. Sandal kiralar, havuzda geziniriz. Ördeklere ateş ederiz. Ama tenek ördekleri. Aynalara gireriz, uçaklara bineriz. Korku tüneline gireriz. Anam güleriz, eğleniriz. Bir kere de sihirbazın çadırına girdik. Adam neler etti neler. Böyle şapkasından güvercinler mi çıkarmadı? Kızın birini aha böyle bir fıçıya koyup kılıçlar mı saplamadı? Neler neler. Ama Mahmut'um sonunda çözdü adamın esrarını.
Şapkadan çıkan güvercine mi sordun? Yok abi meğer ha bu Simba dedikleri. Mahmut'un körlüsü net mi çıktı ya sonunda? Benim de görüp göreceğim keçi sakallı oldu işte. Cemile. Buyur bey baba. Senin bana zararın dokunuyor kızım. Aman Fahrettin amca nedenmiş o? Çok sevdim seni be ya neden öyle dedin? Sen benim öfkemi azalttın, hiddetimi azalttın. Sen ve senin gibi insanlar gördüğüm zaman benim bütün sinirim kaybolup gidiyor. Sürekli öfkeyle de yaşanmaz ki dede. Ne öfke duyduğuna bağlı oğlum. Bazı hayatlar sürekli öfkeyle yaşanmalı. Öyle mi? Senin hayatın pek öyle değil gibi geliyor bana. Evet. Benim hayatım bir gülümsemeyle geçip bitecek gibiydi. Ama bu dünyada gereğinden fazla mı kaldım nedir? Gelip geçici sandığım öfkelerim geldi hayatımın temeline oturdu. Belki son 10 yıldır öfkelendiğim gibi için yaşıyorum sanki. Mahmut öfkelendiği zaman sırıtır. Nasıl? Ne? Öyle işte. Koyun gibi. Mel mel sırıtır. Ama öyle oldu mu tehlikelidir. Üzerine çok varmamak gerekir. Senin Mahmut'u da tanımak isterdim ben. Ya altın gibidir Mahmut'un. Ama biraz huysuz, biraz asil, sinirli biraz. Benim olur. İyi olmadı bugün buraya gelmemiş. Gidelim dede. Benim suçum, benim kabahat. Selam, ne haber? Nasıl geçti saatler? Nasılsın canım? Fahrettin amcanın canını çok sıkmış bizim cadılar. Cemile, çay var mı? Şimdi demledi, şak getiremem. Biz gidiyorduk Nilgün. Biz gidiyorduk Nilgün. Nasılsın Nilgün? İyi misin? Hoş musun? Canını sıkan bir şey mi var? Yüreğin neden bu? Gözlerine ne oldu Nilgün diye? Yok. Gözlerine ne oldu Nilgün? Ne oldu Nilgün? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Senin postacı zamanları nasıl gidiyor? Mektupların hepsi postalanmış mı? Kim yazıyor bu kadar mektup? Kim yazıyor, kime gönderiyor? İnsanların başka işi gücü yok mu? Bana bir satır olsun yazan kimse yok. Hasan'dan mı geliyorsun sen? Dede.
Dede. Susacağım şimdi dede. Dede. Hazırlar mısın? Öyle bir zamanda yemek mi düşünüyorsun? Sabahtan beri hiçbir şey yemedim.
Evde beyaz peynir, domates falan var mı? Cemile'ye söylerim, hazırlar. Yok ya, ne gerek var? Gel biz seninle gidip hazırlayalım. Hem yemek yersen kafan daha iyi çalışıyor. Bazen. Fahrettin amca ne olacak? Baksana, uyuyormuşum mışım. Günlük burcunu okutup ondan sonra da o ilgiye mi yorumlatıyorsun? Evet, burcu
anlama geldiğinden bahsediyor. Sizi de götüreyim ona. Hem Habib Hüseyin Bey'i görmek gerek. Nasıl ulu bir kişi olduğunu anlamak için. Nasıl dedin adını? Habib Simba. Marakeşli. Kız, iki sokak ötede bir falcı oturuyor. Ben onu çağırıyorum. Ruh filan çağırma ya. Sen Habib Hüseyin Bey'e gel. O falcıyı bırakırsın. Ayol, bana da iyi bir manikür pedikür yapan kız lazım. Aa, bizim kuaföre bir olan yeni kızını dene. Kolej mezunu. Pek güzel. Efendi de bir şey. Aa, bir ol dönmüş mü Avrupa'da? Bir ay oldu hayatım. Yeni saç şekillerini de incelemiş. Hem seni sordu geçenlerde. Aman Hamid. Sen de beni böyle kuaförlere, berberlere falan layık görüyorsun. Aynurcuğum, sen de pek bir alıngan oldun vallahi. Ya. Hem alıyorsun. Kız, yatmış kalmış şuraya bak. Yola gidip bir şey içeyim kalmış. Siz burada mıydınız, gitmediniz mi daha? Kızım, söyle bu postacı arkadaşına, alsın şu dedesini götürsün, babam gelecek birazdan. Ondan sonra böyle salonumuzun orta yerinde horul horul uyuyan ihtiyarı görünce ne demez Allah aşkına, bugün bu kadar bir şey yeter yani kepazelik. Efendim biz zaten gidecektik de dedemin aniden bastıran ölçüsü planımızda küçük bir değişiklik yaptı. Evladım, ayol kusura bakmayın ama şu dedeniz çok enteresan bir adam. Öyledir efendim, haklısınız. Öldürüyordu beni neredeyse. Aa, neyse siz müsterri olun efendim, bir daha asla öyle bir şey yapamaz. Bana da sen dulsun değil mi dedi. Aa, ayıp etmiş doğrusu. Nereden anladıysa? Uğur evladım. Emredin. Buyurun efendim. Sizi seviyorum, size hayranım. Bir gün gibi mükemmel bir insanı yetiştirmek öyle kolay mı? Yıllar önce bir Amerikan filminde Macar bir kontes görmüştüm. Anlamadım. Ben de anlamadım. Sizi o Macar dilberine benzetiyorum. Ah, çok teşekkür ederim evladım ama bizden geçti artık. Abla! Siz de aynı o Macar dilberi gibi asil ve ağırsınız. Bana abla demesen de olur Aynur. Ne diyeyim? Ay ben yine fena oluyorum kızlar. Ay bu da hemen fena oluyor. Şimdi bir laf edeceğiz. Uğur, kılını fırçın dedeni beden al defol git. Kızımız bizi kıskanıyor Fazilet. Aa ne gün. Hadi bakayım konuşma. Çabuk odana git. Fazilet, bu oğlan sana ağır dedi, farkında mısın? Bana oğlan diyemezsin. Nedenmiş yok. Hamoşla birlikte ben de dışarı bayılırım sonra. Dur bakayım sen. Sen şimdi bana ağır mı dedin canım? Aa Fazilet, ben sana hiç öyle şey der miyim? Kıskanıyorlar bizi. Dedi anne. Bana bak, konuşma dedim sana. Çabuk odana git. Burada bir ölü var. Evet. Aşkım öldü benim bugün. Kızınızı sevdiğimi zannediyordum. Öyle değil miymiş? Artık zannetmiyorum. Sen ben yalnızca Uğur'un aşkı değil. Kız, ne tatlı şeysin sen öyle. Fazilet, Cahit abinin gelmesine çok az kaldı. Aman gelmez olsun. Öyle deme Fazilet, evin kirasını kim ödeyecek? Telefon faturasını kim verecek? Hem senin gazını kim çıkaracak ayol? Ben. Ah. Ben. Ne tatlı şeysin sen. Burada bir ölü var. Nilgün. Ne oldu buna? Hasan'la kavga etti de, ondan ötürü bozuk biraz, boşver. Kurtuldu mu yani o kız böyle Nilgün'ünde? Bana bak, sen çok konuşmaya başladın. Vallahi bak canımı sıkma. Yoksa şimdi seni böyle... Yoksa ne olacak Fevziye Hanım? Aa, sana ne oluyor canım? Ben senin nereden canın oluyorum be? Nilgün'ün arkadaşıyım ben. Postacıyım. Yakında yataklı trenlerde çalışmaya başlayacağım. Yazık ve ayıp. Neden yükleniyorsunuz siz kıza? Sizin gibi davranıp sizin gözlerinizle görecekse dünyaya neden zahmet edip okula falan gönderdiniz? Kızınızın sizin gibi olmasını istiyorsunuz. Bir farkla. Neymiş o? Sizlerin becerebildiğinden daha iyi bir evlilik yapsın istiyorsunuz. Hı. Sonra sizler ve kızlarınız, kocalarınız ve damatlarınız aynı masanın etrafında, aynı terliklerin içinde, aynı düdüklüde kıymalı bamyayı yiyerek ufak ufak un ufak yaşamak ve kendilerinize benzeyen torunlar yetiştirmek istiyorsunuz. Kısır döngü. Ay ay ay. Ama kimmiş ayola kısır ola? Ay ben yine fena alıyorum. Dedesi uyudu, torunu başladı. Oğlan sana Fevziye. Yavaş, bağırmadan konuşun. Manastırlı fark etmeye uyuyor. Her şey televizyonun üstü değil. Her şey konken değil. Dünyada dedikodu ve kendi beğenmişlikten başka şeyler de var. Aa evladım ama sen bizden çok bağırmaya başladın.
baba? Seni kurtarmaya karar verdim. Götürecek misin beni buradan? Bunu yapamam biliyorsun. Biraz olsun aklını karıştırabilirsem ne mutlu bana. Burada mı kalacaksınız bu akşam? Aa, Allah korusun, istemem ben. Yatak falan yere sarardık yere. Düdük kıymalı bamya da var. Ay ben bunlarla kalamam valla. Ay kimle kalıyor ayol, ev benim evim. Ay sen istiyorsan kalmalarını. Ay kim karışır? Saçmalama Amoş, niye isteyeyim ayol, gitsin herkes. İstemiyor musun hazinet? Gidelim hamile. Ayol Cicişko, ben size de söyledim. Otur şu postacı Bahil'le dedesi gitsin, ben onlara söylüyorum. Ay, az evvel kısır dedi için bir hoş oldu. Adam hala uyuyor. Öldü mü bu ne? Aman çekil, ölmez o. Bakayım, baksana. Sanki babasının evinde yayılmış, vurul vurul uyuyor. Babasının evi yoktu Fahrettin Bey. Ha, sokakta mı yaşıyordu? Denizde. Dedemin babası denizciydi. Kaptan Pekmezade Muhsinoğlu Nuri. Sizde tuvalet kağıdı nedir bilmezken, New Orleans'dan Hamburg'a keten çarşaf yüzleri ve yastıklar taşırdı gemiyle. Oğlum, evladım, sizin aileden hiç normal bir insan çıkmaz mı? Vallahi teyzeciğim, ben şimdi burada sana ne desem yalan. Geçmişte neyi paketledilerse bugün vitrine onları koyuyoruz. İçinde iyi olanı da var, kötü olanı da. Evladım, anladık da yani dükkanı niye buraya açtınız? Ama ne ya, benim evim pazar yerim. Mallarımı niye burada serdiliyorsun sen, postacı? Ben söyledim Uğur'a. Nilgün davet etti bizi. Hı. Bir incelik işte ve kahvemizi içersiniz dedi. Fahrettin amca bizde dinlenebilir dedi. Hı. Dedem gelmek istemedi. Biz ısrar ettik. 3-4 tatlı altın var dedik. Korkma seni yemezler dedik. Ayol Nilgüncüğüm, bizim kime ne zararımız var? Kendi halinde insanlarız ayol. Bizden başka uğraşacak bir şey bulamadınız mı siz? Memleketin haline bakın. Ay dünyanın haline bakın. Ne olacak halimiz? Mini mini halimiz. Ne diyorsun kız sen? Ben biraz sıkıntılıyım bu ara. Benim gitmem gerekiyor. Ay hemen git. Dedenizi uyandırayım mı evladım? Uyandırsın mı Nilgün? Nereye gidiyorsun? Bunları teslim edeceğim. Bir de ambulans falan alacağım. Biliyorsun yara zor. Git sen. Ben buradayım merak etme. Sağ ol. Nilgün. Kızım, karar verdiniz mi? Kim gidiyor, kim kalıyor? Fahrettin amca kalıyor. Uğur gidiyor. Öyle. Önce almaya gelecek. Cahit abi de neredeyse gelir. Gelir ya. Bir saat 5'e 5 var. Ne oldu? Aşkım gözü kör olsun, başlamak üzere. Aşk bu. Otada konar, bu kadar. Hadi kızlar gidelim de biz de izleyelim şu aşkın gözü kör olsun. Nilgün, bak kızım. Babanı da arayacağım. İnci teyzenlere gelecek o da. Biz dönene kadar bu evi tertemiz yap. Onu istiyorum küçük hanım, ona göre. Küçük hanımın postacısı olarak size söz veriyorum efendim. Döndüğünüzde evi tertemiz bulacaksınız. İyi bak. Maceralarımızı dinleyemedik. Ay Kenan, sırası değil. Sana yazık oluyor kızım, söyleyeyim yani. Maşallah Uğur Bey oğlum. Dedenizin uykusu o kadar ağır ki yanında top patlasa uyanmaz. Bir şeyin patladığı yok canım. 3-4 tane çok bilmiş cahilin gürültüsüne uyanmaz bari. Ay başladı yine. Ay başladı yine. Ararsan yukarı katlayın. Tabii.
İşim bitti. Gidiyorum ben. Ah amcacığım. Seni burada böyle bıraktılar. Savaş başlayacak diyorlar. En az 10 milyon insan ölecek diyorlar. Benzin yüzünden. Ben bilmiyorum ki. Hayatımda benzin kullanmadım. Mahmut gülüyor. Sus kız diyor. Ters ters. Otobüse biniyorsun ya diyor. Doğru. Köyde otobüs de yoktu. Tezlek yapardık biz. Şimdi şehirli olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın mektebimiz. Şimdi şunu anlamıyorum ben bey baba. Savaşın çıkması mı önemli? Senin burada böyle sessizce ölüp gitmen mi? Böyle ortalığı birbirine kattın durup dururken. Böyle görür görmez hoşlandım senden, sevdim işte. Ne bileyim neden? Komikliğine tutuldum belki de. Böyle kaşlarını çatıp, gözlerini devirip, ayıplar bir şeyler söylemene bayıldım belki de. Anladığım anlatırdı. Dedemin babası kaptanmış. Elinin öndeki dediymiş. Afrika'dan İtalya'da kilit işi taşınmış gemilerde. Bildiğin korsan yani. Bir de papağanı varmış. Adı Mehmet'miş. Hiç konuşmazmış ama o papağan. Böyle bütün gün havuç, salatalık, marul, Hindistan cevizi falan yer. Gıkını çıkarmadan denizi seyredermiş ya o papağan. Dedemin babası çok severmiş onu. Ne diye anlatıyorsam bunları sana. Ortalık karışacak nasıl olsa. Savaş lafını gidiyor. Birlik düzenlik içinde. Bir gün yüzük örtük sanki diyor. Mahmut kızıyor. Sus kız diyor, sus. Sen anlamazsın. E doğru. Ben anlamıyorum. Ha şimdi sen de anlamıyorsun. Ben yaşıyorum anlamıyorum. Sen öldün anlamıyorum. İkimiz de anlamıyoruz. Anlamak da neye yarar ki? De bunu bileydik. Bana müsaade. Bu şehrin insafı yoktur. Vallahi ne savaş dinler ne barış. Evine varmak istiyorsan öyle erkenden yola çıkacaksın. Değildi ki 3-4 atom bombası patlasa bile yolundan dönmeyeceksin. Yolcu yolunda gerek amcacığım. Hadi. Hoşça kal.